Kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika dur ya. Abi ben bakıyordum, tam sen konuşunca kafamı sana çevirdim. Çok komik. YouTube sayfamızdan herkese merhabalar. Carpe Diem Tuning'ten Alper Yıldız ben. Kanalıma hoş geldiniz. Son bölümümüz, 3. bölüm. Dizel, turbo dizel araçlar. Bitiyor mu? Bu bölüm serimiz bitiyor. Yeni serilere başlayacağız. Artık gelir misin, sen de katılır mısın bilmiyorum. Alıştırınca buraya. Sorularımız olur yani. Geliriz, insanları aydınlatırız artık. Tamam, yeni konu başlıkları istiyoruz sizden o zaman. Hiç evet yorum gelmiyor. Ben de her gün bakıyorum. Var var, ben cevaplıyorum. Var var. O zaman bunun artması lazım. Tabii ki, şu an yeter seviyede değil. Zaten takipçi sayımız da az. Videoları izliyorsunuz, takip ediyorum. Ama takip olmayı ve beğenmeyi de lütfen unutmayın. Evet, konumuza başlayalım istersen. 3. bölümde dedik, dizel, turbo dizel araçlar hakkında bahsedeceğiz. Artık atmosfer güzel kalmadı zaten. Yok lan, gördüm orada sileceğim. Hadi lan, hadi lan. Evet, sen sormak istediğin sorularla başla istersen. Evet. Ben genel bir bahsedeceğim zaten. Dizellerin başlangıcından mı bahsedeceğiz? Rudolf çok o kadar erkeğe geçmişe gitmeyelim. Rudolf abi yine ben fotoğrafını koyuyorum. 1900'lerin başında dizel teknolojisiyle başladı mühendisliği kendisi ağabeyimizin. Binek otomobillere geçişinden bahsedelim. Çünkü ağır vasıtalarla ya da ticari yani iş makinalarında çok uzun zaman öncesinde kullanılmaya başlamış. Tıpkı trenlerde bile var. Ama otomobillerde 1930'lu yılların ortasında Mercedes. 260 dizel. Evet. Evde vardı. Dedemde vardı. Güzel. Kaldı mı sana? Yok, keşke. Kalsaydı şu an güzel olurdu. Güzel olurdu. 260 dizel adıyla yeni bir model üretmiş ve dizeli binek otomobillere uygulamış. Biz günümüze dönecek olursak artık kara düzen dizel dediğimiz yani turbo beslemesi olmayan dizel araçlar artık yok. Bütün araçlarda turbo uygulaması var. Yine hacimler küçüldü, beygir güçleri arttı, torklar çok ciddi seviyelere geldi. İnanılmaz tork seviyelerine ulaştı araçlar. Ülkemizde de tunerların, modifiye tutkunlarının çok tercih ettiği araçlardan bir tanesi var. Mutlaka denk gelmiştir trafikte. Ne oldu? Sevmiyorum. Sevmiyor musun? Tamam, dizel golfümüz var da yani. Evet. O Corsa'lardan çıkan duman, maske takıyoruz, dalgaları falan. Corsa 1.7 dizeller aslında kendisi Isuzu, yani Japon menşeli bir araç motorudur. Isuzu kamyon motorudur 1.7 dizeller. Fakat otomobillere 2003 senesinde Opel GM grubuna satılan motor Corsa'da kullanılmıştır. Ve kamyonet sıfatıyla üretilen, arka koltuğu olmayan, kapalı van tipi araçlardır. Ama ülkemizde çok tutuldu ve sevildi. Yüksek beygir güçleri üretilebilen bir araç. Ne yaptılar? Cam koydular arkasına. Tabii cam koydular. Koltuk koydular. O senelerde onu yapıp otomobil ruhsatına çevirebiliyorlardı diye biliyorum ben. O zaman çok revaçta değildi. Evet. Daha artık sonra revaçta oldu. Onun önüne geçtiler. Evet. Yani bazıları kamyonet kaldı, bazılarını cam ekleyip şey yapıp tekrar muayeneye sokup. Aslında iyi oldu, neden diyeceksin? Çünkü tuning denince dizel otomobiller pek akla gelmiyor. Evet. Onların başlangıcı oldu. Bunun önünü açtı, evet. Başlangıcı oldu. Nasıl Çin malı motosikletler piyasaya girdi? Kesinlikle. Motosiklet kullanıcısı arttı. Evet. Ehliyetli sayısı arttı. Sonra gerçekten sorununu işte yolda bırakan, kırılan, problemli motorlar olduğunu anlayınca insanlar tecrübelerini attıktan sonra daha kaliteli, iyi markalara geçiş yaptılar. En azından basamak oluyor bu araç. Aynen. Corsa 1.7'ler de dizel furyasında bir başlangıç oldu. Hala günümüzde oldukça revaçlı olan ve değer gören bir otomobil. Çünkü yüksek güçler üretilebiliyor. Yüksek basınçlara dayanıklı bir motor yapısına sahip. Turboyu büyüterek, enjektörleri büyüterek, yine komple egzoz sistemi ve filtre gibi uygulamalar yaparak maksimum güçler ve torklar elde edilebiliyor. Sen de bir Golf dizel kullanıcısın. Turbo dizel. Bizim aracımızı aldım çünkü. Golf 2 dizel. Evet. Nasıl, memnun musun? Güzel. Biraz da biliyorsun, resgeli iptal ettik onda da. Evet. Biraz pompasını falan açtım ben ondan sonra. Sen de biraz duman atıyorsun, görüyorum. Evet. Yani Corsa'lar kadar olmasa da dumanlıyız. Ne kadar duman? O kadar randuman demiş. O kadar randuman. Evet, güzel. İlk bir stage 1 ile başlayalım. Aracımız geldi. Neler yapabiliriz? Tabii ki öncelikle yazılımla başlıyoruz. Evet. Çünkü en iyi gücü alabileceğimiz, en kolay alabileceğimiz işlemlerden bir tanesi. Maliyet ve şey oranıyla. Yani maliyet ve alınan beygir gücü, alınan torkla en iyi modifikasyon işlemi şu anda yazılım.
Yazılım yaptığımız zaman stage 1 bir arabada gene 1.6, 1.5 kategorisinde veya 2 litre kategorisinde araçlar için ortalama bir değer olarak konuşursak 25 beygir ile 40 beygir arası bir güç elde ediyoruz. Sonrasında egzoz sistemine değişikliklere giriyoruz ve hep bahsettiğimiz şu downpipe, yani turbonun çıkışından itibaren aşağı doğru inen boyu bizzat kendisine gösterelim istedik. Oksijen sensörü girişi var, 2 tane. 2 tane. Evet. Bu bir F30'un. Doğru. BMW downpipe'ı. Katalitik konvektör çıkıyor. Turbonun çıkışından itibaren boru çapı oldukça genişliyor ve bu şekilde devam ediyor. Bundan sonrasını da aracın orta susturucusu, ara boruları ve son susturucuyu isterseniz iptal edebilirsiniz. İsterseniz sabitte bırakabilirsiniz. İptal ettiğiniz durumunda çok daha fazla ses ve güç gelecektir aracınıza. Çünkü turbonun çıkışını ne kadar rahatlatırsanız o kadar çok beygir gücü kazanırsınız. Şimdi hava filtresini de uyguladık. Kutu içi veya açık hava filtresi. Burada tercih size kalmış. Ne yapıyoruz sonrasında? Yazılımı da yaptık. Stage 1'i tamamladık. Stage 1 bitti artık. Artık Stage 2'ye geçelim dersek, egzoz sistemimiz var. Yazılımımızı bir miktar daha açıyoruz. Intercooler'ın litresini büyütüyoruz. Enjektörlerin CC'sini büyütüyoruz ve turbomuzu hibrit yapıyoruz. Yani daha önce de bahsetmiştik. Pervanelerin çapını büyüterek daha fazla hava emişini ve turbonun motor içine daha fazla hava basmasını sağlıyoruz. Aslında bu turbo dizel ile turbo benzinindeki stage'ler çok birbirinden farklı değil. Kesinlikle, çünkü mantaliyeti aynı. Yazılımda ciddi farklılıklar oluyor. Aslında o Corsa'lar ya da dizellerin genelinin çok duman atması park yazılımlarda veya stage'li arabalar, yani 2-3'lü olan arabalarda daha fazla oluyor. Biz yazılımcılar olarak aslında onu bilerek de açıyoruz. Çünkü motorun rahatlaması için biliyorsunuz dizel yakıttan kurumlu yakıt tipidir. Ve motor içerisinde çok fazla kurum birikmemesi için onu dışarı atmasını istiyoruz. Dışarı attığın zaman da işte o çılgın görüntüler ortaya çıkıyor. Evet, gelelim yine her zaman dediğim gibi Stage 3'teki heyecanlandırıcı şeyler. Evet. Motor içine giriyoruz. Stage 3 ve Plus'ı konuşmak gerekirse hemen ne yapıyoruz? Turbomuzu büyütüyoruz. Dizel araçlarda kullanılan turbolardan bir tanesini tercih ediyoruz. Akabinde altyapımız zaten hazırdı. Fakat çok yüksek basınçlar basıldığı için, hani iki barın üstünde basınçlar basılıyor. O yüzden saplamaların hızını mutlaka değiştiriyoruz. Çünkü silindir kapağı bloktan resmen ayrılıyor. Ciddi motor sorunları yaşamamak için ARP saplamaları tercih edebilirsiniz. Basınç şekilde fazla. Yağ soğutucu kullanabilirsiniz. Benzinli turbo araçlarda da çokça tavsiye ettiğimiz bir ürün. Yeni nesil araçlarda önceki videolarımızda da bahsetmiştik. BMW grubunda ciddi yağ sıcaklığı sorunları var. Yağ soğutucu kitlerle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. External basket ya da internal basket yine tercih edebilirsiniz. Oil catch tank dediğimiz yağ buharını yakalama tankı kullanabilirsiniz. Dizel araçlarda çok fazla oluyor. Motor içerisinde yağ aşırı ısınmasından dolayı oluşan yağ buharını tekrar hava filtresi mekanizmasına emme manifoldunun içine vermek yerine bu haznenin içine hortumlar vasıtasıyla vererek bunun içine birikmesini sağlayabilirsiniz. Belli aralıklarda içini açıp içindeki kirli yağı dökebilirsiniz. Bu da çok tavsiye ettiğim önemli bir parça. Ve çok kullanışlıymış bu. Yani ben ilk kez gördüm, daha önce bunu ilk kez gördüm. Burada evet. Böyle yağ seviyesini gösteren bir çubuğu falan var. Evet. Açılacak mı? Açılmış. Yağ seviyesini gösteriyor. Oradan takip edip içindeki doluluk oranını görebiliyorsunuz. Üzerindeki filtre sayesinde de buradan bazen böyle tutar yağ buharını görürsünüz. İşte içine ne kadar çok yağ buharı biriktirdiğini size oradan ispat eder. Onun dışında dediğimiz gibi turbuyu büyüttük. Bütün altyapımızı, her şeyimizi yaptık. Olmaz. Hastaneye yakın buradayız. Neresi bu? Burası İçeren Köyü, Ataşehir bu arada. Adresimizi soranlar da olmuştu. Web sayfamızda da her yerde paylaşıyoruz. Tur severleri sohbete, çaya, kahveye mutlaka bekliyoruz. Burada yüz yüze de görüşmelerimizi yapabiliriz. Aracınız için bir şeyler yaptırmanız şart değil. Dostluklarımız oluşsun. Sizleri tanıyalım. Sizden gelecek soruları da yeni videolarımızda böylece yer verip paylaşırız. Yani benim yerime burada başkası oturabilir. Evet. Sizin geldiniz. Evet. Sesler geliyor mu bilmiyorum. Güzel. 8.
Efe İsa Çakır motosiklet grubundan arkadaşlar belki bilirler, tanırlar. Onun RX 8 aracıydı, bize selam verip geçti. Güzel bir selamdı. Yağımıza dikkat ediyoruz. Yine motil tavsiye ediyoruz. Yağ eksiltmeyi yapmaması açısından motil ürünlerinizi tercih edersiniz. Bunun dışında benim aklıma gelen başka bir şey yok. Güzel oldu bu. Evet. Stage 3 Plus'a kadar yine meteorolojik desteği falan. Doğru. Meteorolojik. Onlar her zamanki Plus'larda eklentiler yaparak ekliyor. Doğru. Bu şekilde evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Teşekkürler.